Ege Yön TV ailesi olarak bugün Şirin ilçemiz Çivril'deyiz. Denizli'nin önde gelen ilçelerinden bir tanesi. Bugün Bilgehan, Uğur, Can ve ben Selçuk. Hepinize Çivril'den selamlarımızı gönderiyoruz. Bakalım Çivril'de nasıl röportajlar yapacağız? Az sonra hep birlikte izleyeceğiz. Çivril'de gezilerimiz devam ediyor ve esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Hemen yolda bir esnafımızı yakaladık. Kendisini bir tanıyalım öncelikle. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çivril'de esnaflarından İsmet Altın'da sebzecilik yapıyorum. Sebzecilik. Nasıl peki şu an Çivril'de sebzeci olarak herhangi bir sabit bir yeriniz var mı? Pazarlara mı gidiyorsunuz? Pazarlara gidiyoruz. Nasıl? Sabit bir yerimiz esnafın yok. Esnafın durumu? Esnafın durumu kritik ya. Nasıl olabilir? Piyasanın biliyorsunuz malum artışlardan dolayı alım gücü azaldığından dolayı çok güzel işlerimiz yok diyebilirim. Evet. Buradan Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na gideceğiz. Var mı başkana mesajınız, sorunlarınız, probleminiz var mı? Tabii ki var. Başkanımızdan ricamız şimdi sicil için Denizli'ye gidiyoruz. Bunun burada çözülmesi işte bir adres değişikliği için Denizli'ye gidiyoruz. Bunun burada olması için ricada bulunuyoruz yani. Yani herhangi bir işlem yapmak için 100 kilometre denize gidip geliyoruz. Tabii Denizli'ye gidiyoruz. Hem maddi olarak hem zaman olarak bir esnafa problem tabii, tabii ki. Hem dediğiniz gibi iki taraftan yani, da problem. Yani. Bunu başkana soracağız. Tamam efendim. Teşekkür ederiz. Hadi biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Yine röportajlarımız devam ediyor. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Tiril ben. Çivril Gümüşlü Mahallesi'nden. Market yapıyorum ve kamyonculuk aynı zamanda ve esnaflığın bir zor yönleri buradan Denizli'ye esnaf sicile herhangi bir yere kayıt olacağımız zamanlarda sürekli Denizli'ye evrak getir, evrak götür, sürekli sıkıntılarımız oluyor. 120 kilometre benim olduğum yer. Çivril'e gelip evrak almak ayrı bir dert. Buradan Denizli'ye gidip tekrar oradan evrak yaptırıp gelmek ayrı bir sorun oluyor bizim için. Bir de problem olsa bir daha. Tekrarında devam ediyoruz tekrar. Ama bunu evrakların Çivril'de, her bütün işlemlerin Çivril'de yapılması esnaflar için en güzel olan işlem o. Bizim Çivril'de yapılmasını istiyoruz işlemlerimizin. Denizli'de bayağı biz zorlanıyoruz. Esnaf sicile gidip gelmesi, oradan olmayan evraklar için tekrar bir daha, hele arabası olmayanlar açısından. Buradan minibüse gidecek. Bir gün bitti, bir gün. Bir gün bitmiyor. Bir hafta yetmiyor bize. Buradan minibüse gidecek. Minibüse Denizli'ye varacak. Oradan tekrar minibüslere binecek. Esnaf sicile varacak. İşi oldu olmadı, mesai bitti diyecekler. Tekrar geri gelecek. Evet. Yani bütün her tarafımız sorun, sıkıntı, esnafın en çok zorlandığı yerlerden bir tanesi bu. Evet. Esnafa yardımcı olunması gerekiyor. Esnaf bu ülkenin bel kemiği. Evet. Esnaf olmadığı zaman vatandaş olmaz, çiftçi olmadığı zaman vatandaş olmaz. Bu ikisi ülkenin bel kemiği. Bunlara sürekli yardımcı olunmasını istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çivril'de esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Şimdi de bir mekana girelim dedik. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Öznur Zeybek. Evet, ne iş yapıyoruz Öznur Hanım? Burada esnafım. Pizzacıyız pizza, biz. Pizza, gayet güzel. Evet. Bir gıda sektöründe de bir marketçi arkadaşımızla, bir manav arkadaşımızla röportaj yapmıştık. Bir de gıda sektöründen sizi ziyaret etmiş hoş oluyoruz geldiniz. Açıkçası. Hoş bulduk. Evet, nasıl Çivril'de yaptığınız iş dolayısıyla gelen, giden müşteri sayınız, bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Önceden daha güzeldi. Evet. Şu anda fiyatlardan dolayı, artışlardan dolayı biz de etkilenmekteyiz. Sizin satış fiyatlarınız arttı, doğru mu? Evet, neden arttı? Mecburen arttırmak zorunda kalıyoruz. Maliyetlerden dolayı tabii ki de. Yani. Peki sizden daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na Başkan Zeki Bey'e ziyarete gideceğiz. Odadan beklentileriniz var mı? Yaptığınız sıkıntılar sizi zora getiren işler var mı? Buradan Denizli'ye gitmek, gidip gelmek, oradaki esnaf odasına gidip gelmek daha zor geliyor bize. Evet. Ne için gidiyorsunuz? Evraklar vesaire anlamında. Evet, evet. Hem yol açısından uzaklık, maliyet,
bizim iş kaybımıza neden oluyor. Burada olsa bizim için daha iyi olur. Anladım. Bunu da Zeki yani, Bey'e soracağız. Yani sormanızı yani bu, isterim. Hallolmayacak bir problem değildir gibi geliyor yani, bana ama kendisinden de bilgi alacağız bu konuda. Ya esnaflar olarak hı-hı, burada olması hani bizim olduğumuz yerde olması bizim için daha iyi olur. Anladım. Tek dileğimiz bu. Hı-hı. Tamam. Müşterilerinize söyleyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım. Gelsinler buraya değil mi? Tabii ki de pizzamızı tatmasını istiyorum. Hı-hı. Buyurun gelsinler. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size iyi günler diliyorum. Tamam. Sevgili Ege Yön TV izleyenleri, Çivril'de ziyaretlerimize Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası'yla devam ediyoruz. Ve yanımızda başkanımız Sayın Zeki Karahan var. Evet. Evet başkanım, Çivril'de gelmişken sizi de ziyaret edelim istedik ve Çivril'de esnafın durumu nedir? Çivril Esnaf ve Sanatkarlar Odası esnafa ne gibi hizmetler vermektedir? Bunlarla ilgili sizden bilgi almak istedik. Neler söyleyeceksiniz? Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çivril'imize. Bizleri bu şehre getirdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Sizler sağ olun. Çivril esnafın durumu belli. Yani şu bir durumda zayıf. Yani iştahı ağır, şeyler ağır. Ama yine de bizim dediğim gibi Çivril biraz da araziye dayanıklı olduğu için kendilerini kurtarıyor. Evet. Yani bir an şey diyor. Ama bazı tabii sıkıntılarımız çok. Burada elma daha çok değil mi? Yanına, ben hep elmayı bilirim. Eski. Elma, ayçiçeği, evet, mısır böyle şeyler çiftçimiz yetiştiriyor. Bunlar evet. Yani çok. Esnaf aynı zamanda toprakla uğraşıyor, biraz tolere. Oradan kurtarıyor. Eğer olmasa zaten esnafın durumu bitik abi. Hı hı. Esnaf yani işte ağır işte. Şimdi biliyor musun, atıyorum bir tamirci. Her araba yenileşti. Evet. Fazla tamire girmiyor. Doğru. Yani veya bir manav. Olaylar bir değil. Manav. Evet. Bütün her taraf şok market, bilmem ne market. Yığıldı kaldı. Manavların işi bitti. Bakkallarımızın işi bitti. Bu kadar yani çok 100 metre arayla her tarafta market var burada. Nasıl peki? Ne gibi sıkıntılarla geliyor? Ya bunlara size çözüm olması lazım. En azından 500 metre, 1000 metre bir aralıklı olması lazım. Veyahut bir şehir dışında olması lazım. Bizim bakkal odalarımız bitiyor. Manavcılarımız bitiyor. Nereden esnafımız para kazanacak? Evet. Peki geldik, ben en son Çivril'de burada 2011-2012'de festivali sunmuştum açıkçası. Evet. O dönemden sonra gelme şansım olmamıştı açıkçası. Çok değişmiş evet, bu anlamda. Esnaf evet, ve Sanatkarlar Odası burada değişti. Değişmiş. Evet. Nasıl, ne zaman değişti? Güzel oldu bir mekan. Burayı ben aşağı yukarı bir seneyi geçti. Bir senede bundan önce rahmetli Ertuğrul Başkan vardı. Evet. Bu Covid'den öldü. Rahmetli oldu. Evet. Bir sene de onun döneminde yaptım. Ama burası bir ev idi. Bir ev idi. Yani şöyle de çekebilirsiniz. Ben burayı hem içinde çalıştım. Hem çalıştım. Hem bu işlerin tamamını yıktım. Burayı bir resmi daireye çevirdim. İşte görüyorsunuz. Yani biraz sonra da gösterdim. Asansörünü yaptım. Evet. Tuvaletlerini yeniledim. Hı hı. Mutfağını yaptım. Arka yanda toplantı salonlarımı yaptım. Yani bir senenin içinde burayı ben Allah'a şükür bir resmi daireye çevirdim. Ne güzel. Güzel bir şeyler oldu. Kooperatif mi burayla birlikte yapıldı? Kooperatifi ayrı. Bize sadece üçüncü kat ait. Evet. Esnaf odasına üçüncü kat ait. Kooperatifin geriye, bu dairenin geri şeyleri kooperatifte ait. Peki buraya gelmeden önce esnaflarımızı da ziyaret ettik. Nedir, ne değildir, nasıldır? Az önce sizin söylediğiniz sorunlar tabii evet, ki onların en büyük problemi. Bizim esas esnaf olarak sıkıntılarımız birliğe gidip gelmemiz. Evet, onu özellikle söylediler. Yani biz Çivril'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası var. Ancak Denizli'ye gidip gelmek zorundayız en ufak bir işlem için diye söyleyenler oldu. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Hallolamayacak bir problem mi? Valla bunu ben Mehmet Ali Başkanım'a da söyledim.
başkanım biz buradan parasını yatıralım. Böyle böyle bir 100 kilometre şimdi Denizli bize. Ya bir tane memur bize haftalık bir gün verin dedik. Kazası var. Bir kişi gidip geldi mi en az 500 lira harcıyor. Bunu biz buradan parasını yatıralım, şeyini yatıralım. Mesela kayıtları, adres değişiklikleri, böyle şeyleri vallahi yaptıramadık. Evet. Bunları rica ediyorum. Başkanım da yani ilgilense iyi olur yani. Evet, biz de Egemen TV ailesi olarak Çivril esnafı ve diğer ilçelerimizde de aynı problem var. Evet, evet. Yakın olsa önemli değil. Bizimki en uzak şeylerden biriyiz. Evet, Sayın Mehmet Ali Erbey'e biz de buradan seslenelim o zaman. Deniz Esnaf ve Sanatkarları evet. Birliğine. Başkanım, burada bir problemi çözecek bir yol atılırsa. Evet, başkanımdan da bunu rica ediyorum yani. Buyurun. İnşallah bunu bir çözüm getirirse çok sevineceğiz. Evet. Peki Çivril olarak neler söyleyeceksiniz? Denizli'nin güzide ilçelerinden Çivril. Ekonomik anlamda da bayağı katkısı var. Hani tarım evet. Anlamında da var. Evet. Biliyorsunuz birçok büyük esnafımız da var aslında Çivril'den. Altınla ilgili de burada var. Çivril'in faydası var mı yok mu bilmiyorum ama. Valla faydası şöyle. Çoğu okulları Allah razı olsun. Onlar yaptırdı. Çivril zengin. Burayı yani devlet değil. Çivril zenginleri yaptı okulları. Evet. Yani Allah razı olsun hepsinden de. Faydalar oldu ama tek sıkıntı sırf okullarla yaptı. Yani herhangi bir fabrika gibi bir şey düşünsene bu işsizlik de ortadan kalkardı. Bu işsizlik ortadan kalkardı. Çivril daha bir şey olurdu. Fabrika olunca. Nasıl işsizlik durumu şu anda Çivril'de? Gençler bulamıyor mu iş? Çok abi. Şimdi mesela adam eskisi gibi değil ki eskiden battı okuyamıyordun. Gel oğlum sen şuraya çırağa gir. Gel oğlum sen şuraya şuraya gir. Şimdi yok. Zaten çocuk okulu bitirdi mi 18-20 yaşına giriyor. Bundan sonra ne öğrenebilir? Haklısınız. Öğrenemez. Onun için bu sıkıntılar var bizde. Yani böyle bir fabrikalar ufak şeyler olmuş olsa bu okuyamayan evlatlarımız oralara girer. Kendilerine bir iş bulmuş olurlar. Haklısınız. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Cümleleriniz onları da alalım. Valla benim işte anlattığım gibi durumla bundan ibaret biz... Evet, Mehmet Ali Bey'e gidip soracağız. Bunu evet. Özellikle söyleyeyim. Evet, Mehmet Ali Bey'den rica ediyorum başkanımdan. Çözülmeyecek bir problem değil gibi geldi bana. Çözülmeyecek problem değil. Yani bunun kazası var, belası var. Her gün işinden kalıyor. Ya... Biz buradan parasını yatıralım, aynı hesabına çıkaralım. Evet. Ya bir tane eleman haftada bir gün. Biz buraya onu, gelse. Ha, kayıt oldu mu abim şu gün gel. Masası senin, hazır. Her şey hazır burada. Evet. Bu temenninizi hem esnaf adına hem sizin adınıza Mehmet Ali Erbey'e biz de iletmek için yanına ziyarete gitmiş olacağız. İnşallah, en azından inşallah. Çorbada tuzumuz olursa biz de seviniriz. Ben problemin çözüleceğine de inanıyorum açıkçası.